Selamünaleyküm arkadaşlar, herkese merhaba. Bir aracımız var, Volkswagen Passat 2014 model, 115.249 kilometrede net ve daha önce hiç tirger kayışı değiştirilmemiş. Hani 4 yılda bir illaki değişmemiz gerekiyor bir hürafası var ya, ki o hürafa hala devam ediyor. Bir ara verdiler, 2 yıl yapmadılar, şu anda yeniden başlattılar. 4 yılda bir tirger kayışının değişmesi gerektiğini iddia edenler var. Ona istinaden şimdi sökeceğiz ve bakalım trigger kayışımız, bilyalarımız bu yaklaşık 9 yıl içerisinde ve 115.000 kilometrede ne hale gelmiş? Ne olmuş? Nasıl bir durumdalar? Hallerini, hatırlarını bir sorup bakacağız arkadaşlar. Sökelim ve görelim. Evet arkadaşlar, alt kapağımızı açtık. Şurada şöyle hafif tatlıdan bir antifriz kaçağı başlamış. Fakat şunu da eklemek istiyorum. Antifriz kaçakları neden başlıyor? Çünkü normal zamanında ve kilometresinde antifrizleri değiştirmediğimiz için genellikle başlıyor. Çok öyle aşırı şaldır şuldur bir kaçak yok ama yani meyillenmiş kaçırmaya, yakın zamanda kaçıracaktır. Yani isabetli olmuş. Öbür türlü baktığımız zaman buradan milyaları falan görüyoruz. Gayet sağlıklı gözüküyorlar. Kayışımızda herhangi bir çatlak gözükmüyor. Üstünü sökelim, bir de üstünü görelim. Ne varmış ne yokmuş. Bu da üst kısmımız. Söylediğim gibi yani öyle aşırı bir yağ kaçağı yok milyalarımızda. Kayışımızda herhangi bir çatlak gözükmüyor. 9 yıl 2014 model bir araç. Hadi 8 yıl diyelim, fark etmez. Yani 4 yılda bir illaki değişecek diyenlere çekiyorum bu videoyu. Bu konuyla alakalı çok soru geliyor zaten. Özellikle yeni benzinli araçlarda 180 bin olan trigger kayış değişim periyodunu şu anda 120'ye çekmiş durumdalar. Onu neden yaptılar bilmiyorum. Yani bu gibi ilginç politikaları var maalesef. Yani çok tuhaf, olmaması gereken şeyler. Sırf 3 kuruş para fazla kazanalım diye bu tarz şeyleri maalesef ki bizim ülkemizde uyguluyorlar. Diğer ülkelerde böyle şeyler pek duymadım, rastlamadım yaşadığım dönemlerde falan. Bileği görüyor musunuz? Yeni gibi. Bunda biraz yağ kusma var. Yani bu kadar kilometre ve zamanda bu kadarcık da olur. Şimdi komple çıkartıp bakacağız. Elimize parçaları bir alalım. Kontrol edelim. Daha yakından görmeye çalışalım, anlamaya çalışalım. Evet arkadaşlar, kayışımızı söktük, çıkardık. Tırnak iyileşiyor. Videolarda ister istemez görüyorsunuz. Kayış yeni gibi duruyor ya. Sırtı yeni gibi duruyor. 9 yıllık, 4 yılda bir değişmesi gerekiyor. Koparsa şöyle olur, koparsa böyle olur denen orijinal Volkswagen AG yazısına kadar duruyor. Gördüğünüz üzere. Şimdi iç dişli kısmına da bakalım. Şunu çatlak zannetmeyin. Hop, yakaladım. Neredeydi o? Şunu çatlak zannetmeyin. Bu birleşim noktası. Çatlak değil. Bu da iç kısmı. Avrupa'da bu kayışları 210.000'de değiştiriyorlar. Evet, biz Avrupa değiliz. Hava şartlarımız daha farklı, daha tozlu, daha pis, daha kirli falan ama bence kayışlar o kadar da çok etkilenmiyor. Çünkü gördüğünüz gibi her şey meydanda. Herhangi bir sıkıntılı bir durum ben şahsen görmüyorum. Şuraya bırakayım. Hop, kibarca. Ve gelelim bilyalara. Fırat'cığım biraz müsaade et. Orijinal bilya gördüğünüz gibi. Orijinal bilyamız. Herhangi bir yağ kaçağı, yağ tamamen boşaltma olayı yok. Arabanın kilometresine bakabiliriz değil mi? Gördüğünüz üzere orijinal bilya, fakat şöyle göstereyim biz markayı. İna. Şurada da metalde de yazıyor, içerideki keçede de İna yazıyor. Buna bakmadık. Buna da bakalım. Bu GMB yazmış. Evet, GMB diye bir firma. Büyük ihtimal Kore firması mı bilmiyorum ama bilenler yazsın yorumlara. Şunun da yine olduğuna inanıyorum. Buna bakmıştık zaten. Şunun da yine olduğuna inanıyorum. Hemencecik buna da bakalım. Volkswagen Audi. Evet, bu da yine. Gördüğünüz üzere bu da yine. Bu da Litens. Gates. Orijinal. İşte Gates olarak geliyor set dedik ya. Kilometreyi de görelim. Kimsenin aklında soru işareti kalmasın.
Oradan yakıt gelebilir. Kendine dikkat et. Ya gelmeyecek, tamam. 115.249 diye söylemiştim zaten. Yani her söylenene inanmayıp biraz araştırın. Frigör kayışınızı boş yere erken değiştirmeyin. Şimdi biz bir temizliğini falan yapalım, toplayalım. Nasıl bir iş çıkardık onu da göstereceğim. Ondan sonra da videoyu artık kapatırız. Yani öyle telaşlanacak, ne bileyim, paniğe kapılacak bir durum yok ortada. 2014 model bir araç. 6 oradan 2 buradan desek 8 yıl olmuş. Hiçbir şey olmamış. Aynı zamanda 115 bin kilometre. Bazıları 90 binde değiştirmeye falan çalışıyor. Erken değişelim ne olur sanki falan diyenler çok fazla. Arkadaşlar, siz aracınızı düzgün, stabil bir şekilde kullandıktan sonra herhangi olumsuz bir şey olmayacaktır. Temizleyelim, takalım, toplayalım ve bakalım nasıl bir şey çıkacak. Şu anda orayı da bir göstereyim. Önce bir görelim. Eski halini bir görelim. Devir daimi de çıkartıyoruz. Gerçi devir daimi de bakacağız. Ne markadır, nedir? Ver bakayım. Çek al. Aşağıda tava var. Bekle yavaş yavaş. Tamam. Getir devir daimi. Ver bunu. Antifrizle kullanıldığı için ve daha önce herhangi bir usta tarafından sıvı conta sürülmediği için herhangi bir çürüme etme görmüyoruz devir daimimizde. Devir daimimiz orijinal. Şurada 4 yazısını görebiliyoruz. 2014 model. 2014 Ekim mi demiştin abi? Temmuz. Temmuz mu? 2014 Temmuz ayı. Yani gayet sağlıklı, sadece işte dediğim gibi antifriz değişmediği için zamanla şuradan hafif tatlı kusmalar bazen yıllarca o şekilde kalabiliyor. Yani orada hafif tatlı bir kusma var diye, antifriz izi var diye bu hemen kaçıracak anlamına da gelmiyor, bilginiz olsun. Evet. Dediğim gibi temizleyelim. Dönelim ve bakalım nedir durum, nasıl olacak. Şu anki durum bu. Temizliğimizi yaptık, devir daimimizi taktık. Ve kayışımızı toplamaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar, montajımızı tam olarak gerçekleştirdik. Durum bundan ibaret. Kapaklar temizlendi. Kapaklar temizlediniz değil mi? Evet. Yıkandı, pırıl pırıl tertemiz. Bir şekilde ayarlarımızı yaptık. Ve işimizi sonlandıralım. Videoda fazla uzun olmasın, siz de sıkılmayın. Yani diyeceğim şu ki, 4 yılda bir trigger kayışınız değişmesi gerekiyor diye sizi kandırmaya çalışanlara inanmayın. Nasıl olsa sıfır araç almışsınız. 4 yıl geçmiş, garantisi de bitmiş. Oh mis. İnanmayın arkadaşlar, kullanmaya devam edin. 10 yıl. Üretici firma diyor ki 10 yıl. Hadi Avrupa standartlarından bir 8 yıl biz düşelim. Yani 2'ye katlayalım 4 yılı. 8 yılda bir değiştirin. Herhangi bir şey olmayacak. Herhangi dış etken olmadığı sürece kayışınız kopmayacaktır. Bunu söyleyen kim? Bunu söyleyen benim, Arslan Usta'yım. İnananlar, bilenler biliyor. Yani bu tip şeylerle kandırıldığımız zaman ben üzülüyorum maalesef. Kandırılmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın.